Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Sayın hocalarım, bugün inşallah Tatbikun Nahvi eserimizde mebni olan isimler konusunu son iki çeşidini daha görerek inşallah tamamlamış olacağız. El esmaul mürekkebetu mürekkep isimler. El esmaul mürekkebetu mürekkep isimler yine Arapçada mebni isimler kategorisinden bir tanesini oluşturuyor. Çok fazla kullanılmıyorlar. Yani diğer bundan önce gördüğümüz 6 kategori çok daha fazla göz önündeyken bunlar çok da fazla kullanılmıyor ama karşılaşma ihtimalimiz elbette olacak. Bugünkü ilk konumuz Esmaül Mürekkebetu mürekkep isimler. Ve esme u bu isimler bu isimler tubne mebni olurlar. Ala fethil cüz'eyni yani iki cüzünden birisinin Fethası üzere mebni olurlar. Şimdi öncelikle şunu anlayalım. Mürekkep isimler dediğimiz iki ismin yan yana gelerek yeni bir isim oluşturması. İki ismin yan yana gelerek yeni bir isim oluşturması buna terkip diyeceğiz. Yani mürekkep isimler bunlar. Birazdan başka çeşitlerine de değinecek kitabımız örnekler de verecek. İşte bu isimler iki bölümden oluştukları için kitabımıza göre bunlar mebniler ama ne üzere mebni? İki bölümünden birisinin fetha üzere mebniler bunlar. Ve yekunu lehe mahallun minel irab ve bunların irabta mahalli vardır. Hasbe mevke ihe minel cümle. Cümledeki konumuna göre. Yani bunlar mebniler ya. Şimdi mürekkep isimlerin bir cüzünün feta üzere mebni bu şekilde irab edeceğiz. Ve dolayısıyla mebni oldukları için ama cümlede fail ya da mef'ulübih vesaire olurlarsa bunlara fi mahallin nasb, fi mahal-i ref, fi mahalli cer demeye devam edeceğiz. Şuradaki ibare yani ve yekunu lehe mahallun minel irab bunu bize gösteriyor sayın hocalar. Çünkü biliyorsunuz bazı kelimeler var iraptan mahalleri yok ama bunların var sayın hocalar. Ve hiye onlar peki nedir bu mürekkep isimler? Bunlardan birincisi El adedul mürekkebu. Mürekkep sayılar. Mürekkep sayılar. bir mezci diyoruz buna da. bir mezci şeklinde gelen mürekkep sayılar. Ve huve ehade aşara ve tis'ate aşara ve ma beynehume. On bir ile ehade aşara, on bir ile tis'ate aşara. On dokuz arasındaki sayılar ve ma beynehume ve bu ikisindeki arasındaki sayılardan bahsediyoruz. Yani 11'den başlayacağız 19'a kadar. Bu arada kalan sayılar terkibi mezci yani mürekkep isimler. Mürekkep isimler. Dolayısıyla bunlar mebni'ler. Ama içerisinde istisna olanı var. Fime ade ithne aşara ve ithnetey aşarate. Bu ikisi istisna. Şimdi i̇thne da 12 demek. İthne-i da 12 demek. Birisi müzekker versiyonu, birisi müennes versiyonu. Bu ikisi muğrap. Yani aslında bu bir tane. Yani neticede 12 ama 12'nin hem müzekkere hem müennesi ikisi de muğrap. Geriye kalanlar, geriye kalanlar mebni sayın hocalarım. Geriye kalanlar mebni. Şimdi bakalım. Fetekulu sen şöyle dersin. ce ehade aşara 11 adam geldi. Şimdi bu konuyu mesela aklımızda tutmak için hani Yusuf Aleyhisselam rüyasında ne görmüştü? İnni ra'eytu ehade aşara kevkeben. On bir yıldız görmüştü ya. Dolayısıyla ben bu örneği hiçbir zaman unutmuyorum. Çünkü bana ehade aşaranın mebniliğini hatırlatıyor. Sonrasında da ehade aşaradan sonra gelen temizin de racülen Kevkeben şeklinde müfret mansup gelmesi gerektiğini hatırlatan çok muazzam bir ayeti kerime. İnşallah ilerleyen derslerimizde temiz konusuna geldiğimizde orada bu konuyu yeniden hatırlayacağız. Sayıların temizi konusunda Arapça'da e, çok az önem verdiğimiz ama son derece mühim konulardan biri ama ne yazık ki zor konulardan biri temiz konusu. Özellikle de temizin içinde sayıların temizi, adet temizi. Son derece mühim. Çünkü bazı formüllerimiz var. Matematik gibi. Matematik gibi bazı formüllerimiz var. Sayı kaç olursa ne olacak? Sayıdan sonra gelen isim müzekker mi olacak? müennes mi olacak? Mansup mu olacak? Mecrur mu olacak? Sayıyla bu isim arasında temiz arasında cinsiyet uyumu olacak mı olmayacak mı? Ya da ters cinsiyet mi olacak? Bunların hepsi adet temizliği. Sayı temizliği konusunda zikredilen muazzam bir konu. Birazcık zor. Çünkü öğreniyoruz. Ee, çok fazla uygulamada görmeyince unutuyoruz. Yoksa zorluğu bundan. Yoksa zor bir konu değil ama e, fazla böyle nasıl diyelim mütalaa etmediğimiz için unutuluyor. İşte bugünkü konumuzda bununla alakalı. Yani ehade aşara burada mebni. Şimdi kitap söyleyecek bize. Ehade aşara faildir. Faildir. Feta üzere mebnidir. Ama bakın nasıl bir mebnilik. Mebniyun ala fethil cüz'eyni. Yani iki cüzünden birisinin fetası üzere mebni ama fi mahalli ref çünkü fail. Çünkü fail burada ehade aşara bölümü sayın hocalar. Ra'eytu erbate aşara 14 tane adam gördüm. Ra'eytu fiili mazi tu fail erbaata aşara buradan meful oldu. Dolayısıyla yine feta üzere mebni ama fi mahalli nasb olacak mebnun ala fethil cüz'eyni fi mahalli nasb sayın hocalar yani fethil cüz'eyni iki cüzün de fethası üzere mebni değil mi yani burada benim de bildiğim konu böyle bunların ikisi de mebni sayın hocalar yani erbaat'ta da mebni aşara da mebni ayet-i kerimede de zaten böyle gelmişti ve e, işin ilginci ikisi de fetha üzere mebni yani erbaata başka bir mebnilik ya da aşara için başka bir mebnilik söylemeyeceğiz. İkisi de bunların feta üzere mebni. Neyi okuyoruz? Terkibi mezcinin bir çeşidi adedül mürekkep. Yani mürekkep sayılar. 11 ile 19 arası dedik buna dikkat edelim. Marartu bi hamse aşarate binten 15 tane kızla karşılaştım. Burada hamse aşara yine ikisinin de feta üzere mebni. Ama bi harfi cerinden dolayı ne olacak? Fi mahalli cer olacak bakın. Fi mahalli cer olacak. Neyden dolayı? Bi harfi cerinden dolayı. Bu konu zor bir konu değil. Yani bu şekilde gelen terkibi mezci şeklinde gelen 11 ile 19 arasındaki rakamlar yani bunların şöyle söyleyelim. Birler basamağı da mebni, onlar basamağı da mebni sayın hocalarım. Birler basamağı da mebni, onlar basamağı da mebni. Emme isna aşara, on iki rakamına. Ev ithnete aşarate, bu da 12'nin ikinin müennes versiyonu. 12 rakamına gelince, fe yu'rabu, irab edilir. Sadru i'rabul musenna. Şimdi bunların sadrı, yani ilk kelimesi, yani başı, yani ithne bölümü ve ithnete bölümü, müsennanın irabı gibi irab edilir. Yani şöyle söyleyelim. Hani az önce 11 ile 19 arasındaki rakamların birler basamağı ve onlar basamağı her ikisi de feta üzere mebni demiştik ya. Ama 12 rakama hariç 12 rakamının birler basamağı murap, müsennanın irabı gibi yani itne ya da ifney ifnete ya da ifnetey olabilir. Ama aşara bölümü ya da aşrata bölümü orası yine feta üzere mebni sayın hocalar. Devam edelim. Emme aczuhume. Bu acz kelimesi şimdi sayıların bir sadrı var, bir de aczu var. Yani sadr dediğimiz o başındaki rakam yani biller basamağı, aczu da arkasından gelen rakam manasında. Arkasından gelen rakam. Yani aşara veya aşrate bölümüne gelince feyubna alal fethi feta üzere mebni olur. La mahalle lehu minel irab. Onun irabda mahalli yoktur diyor kitabımız. Bedelen ya da bedelu nunun müsenna. Müsenna nununun bedelidir bu demiş kitabımız. Bakın buraya dikkat edin. Müsenna nununun bedelidir. Şimdi normalde e, müsenna isimlerin sonunda bir nun var değil mi? Mesela mühendisani ya da ...mühendiseyni gibi değil mi ama e, merfuluk alametimiz hiçbir zaman nunu katmıyor. Merfuluk alametimiz elif, mansupluk ve mecruluk alametimiz de y oluyor değil mi müsennalarda? Müsennalarda. Biz her zaman onları irab ederken oradaki nun'a ne diyorduk? İvedun ve dun Hatırladınız mı? İvedun ve dun yani müfret isimdeki tenvine takabül ediyordu. Müsennalardaki sonlarındaki nunlar. Sayın hocalar bunun bahsini defalarca e, Tufetü de, de Nahvul Vadıta da muhtemelen geçmişti bu konu. Şimdi burada kitabın demek istediği şu. İthne aşara buradaki İthna bölümü ya da İthnete bölümü ya da mansup mecrur olduklarında İthne'yi ve İthnete'yi bölümleri bunlar müsennanın irabını alacak. Ama sonlarında nun yok bakın. Yani ithnâni, ithnetâni. Normalde böyle bunlar. Ama sonlarında nun yok. Kitabımız diyor ki işte bu akabinde gelen aşara ya da aşrata rakamları o nunların yerine tekabül ediyor sayın hocalar. Buradaki aşra ya da aşrata bölümü o nunların yerine tekabül ediyor diyor kitabımız. Devam edelim. Fetekûlü sen dersin ki. Ce. İsne aşara racülen 12 adam geldi. İsne burada failimiz ve elifle merfu çünkü müsenna ve buradaki e, nasıl diyelim e, aşara da feta üzere mebni ve müsennadaki nunun bedeli. Müsennadaki nunun bedeli buradaki aşara. Aynısı aşağıda da geçerli. Ra'eytu isne aşara racülen 12 adam gördüm. İthne burada mefulü bir y ile mansup. Çünkü müsenna aşara burada feta üzere mebni ve müsennadaki nunun bedeli. Sayın hocalar. Yine marartu bi ithnetey aşrata binten 12 tane kızla karşılaştım. Buradaki ithnetey bi'den dolayı mecrur. Ne ile mecrur? Y ile mecrur. Kesrenin yerine çünkü kendisi müsenna. Aşrata burada feta üzere mebni ve müsennadaki nunun bedeli. Müsenna'daki nunun bedeli. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar zaten Hadi al bakalım kızım. Kapıyı da güzelce kapat tamam mı? Şimdi Tamam kapat güzelce çek 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 güzelce çek. Evet maalesef gene çekemedi bir saniye. Evet şimdi burada şu ana kadar okuduklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Buraya kadar anladık. Yani sadece kafamıza yatmayan bölüm şuradaki aşaralar mebni olduğu halde ki az önce hadi aşaranın iki tarafı da mebniydi. Ama burada itna ve itnete işin içine girince sadece aczu olan bölümlerin mebni olduğunu feta uzarı onu öğrendik. Ama o mebni olan bölüme de kitabımız ne dedi mesela özellikle? Müsennadaki nunun bedeli dedi. Şimdi burada bir melhuza bölümümüz var. Melhuza bölümümüz var. Hekeze yekulul muarrabun. Kitabımız diyor ki bu bu irap edenlerin yani muarrabun irap ehlinin dediği bir şeydir. Yani ne mesela onların dediği? İşte buradaki aşaraya da aşratenin, müsennanın nununun bedeli olduğu konusu diyor. E, bu irap ehlinin dediğidir ama nera biz onların düşündüğü gibi düşünmüyoruz biz onların görüşlerini beya, e, benimsemiyoruz benimsemiyoruz biz de onlarla aynı görüşte değiliz iz neden innal adada ne burada adet yani sayı sayı nedir kelimetun vahidetun mürekkebetun min cüz'eyni iki cüzden oluşan iki bölümden oluşan mürekkep tek bir sayıdır yani kitabımızın yazarına göre ehade aşarada desek, ifnete aşarada desek bunların tamamı mürekkep halde artık tek bir sayıdır. Fela ma'na fela ma'na yani fela ma'na li nekule inne aşara bedelun min nunil müsenna. Aşaraya müsennanın nununun bedelidir demenin fela ma'na hiçbir manası yoktur hiçbir manası yoktur. Yani kitap bunun manasız e, söylenmemesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. Yani yazarımız diyelim ve nera enel irab yekunu alel biz irabın şu gelen şekilde olduğunu düşünüyoruz. Yani biz diyor bu görüşteyiz. Bakalım Abdur Erracihiye göre burada nasıl bir irap yapacağız ki bu bence bizim de yapmamız gereken bir irap. Şimdi isne aşara. jae isne ashara raculen mesela Buradaki isna aşara irab ederken isna ne diyeceğiz bakın. Faildir elifle merfudur. Çünkü müsenna fil cüzül evvel mebniyün alal fil cüz sani. Bakın kitap ne diyor burada yani Abdu Erracihi'ye göre ki bence diğer kitaplarda da biz aynen bu irabı göreceğiz. Şöyle söyleyelim 12 rakamıyla alakalı 12 rakamının baş tarafı murap, son tarafı mebni sayın hocalar. Diğerlerinin 12 dışındaki rakamların her iki tarafı da mebni ama 12 rakamının sadece başı muğrap. son tarafı mebni sayın hocalar. Bu irab zaten bizim bildiğimiz bir iraptı. O yüzden bundan sonraki hayatımızda da aynen bu irabı yapmaya devam edeceğiz. 12 rakamına özel bir durumdan bahsediyoruz. Zaten Arapçada 2 rakamı son derece özel. Yani bir yerlerde 2 varsa yani müsenna varsa Orada değişik kurallar vardır. Orada müsennanın irabı vardır. O kelime muğraptır sayın hocalarım. Ve hekeza fi bakiyetil cümel. Geri kalan cümleler içinde diyor durum aynıdır. Yani az önce yaptığımız iraplar marartu bi itney aşarate ya da raitu itney aşara ya da cae itney aşara racülen. Bunların tamamında bu son söylediğimiz irap geçerlidir. Yani 12 rakamının birler basamağı muğrapken onlar basamağı mebni olmaya devam eder ve fetha üzere mebnidir. Tıpkı diğer kardeşleri gibi. Şimdi gelelim başka bir mevzuya. El zuruful mürekkebetu. Mürekkep zarflar terkibi mezci olarak. Şimdi az önceki de terkibi mezciydi. Ama terkibi mezcinin mürekkep sayı olanını gördük. Şimdi de terkibi mezcinin mürekkep zarf olanını göreceğiz. Ne gibi? Fulanun ye'tine sabaha mesa'e. Yani falanca kimse bize sabah akşam gelir. Sabah akşam bize gelir. Buradaki sabaha mesa'e bakın nedir zarfu zaman? Zarfu zaman ve mebnun ala fethil cüz'eyn iki bölümü üzerine de feta üzere mebni. Yani sabaha da feta üzere mebni, mesa'e de sabah üzere mebni. Ama fi mahalli nas. Çünkü zarfu zaman. Çünkü mefulü fi sayın hocalar. Fulanun ye'tine yevme yevme. Yani falanca kimse bize gün be gün gelir. Yevme yevme gün gün. Gün be gün bize gelir. Burada da aynı şekilde yevme yevme. Bunların ikisi de zarfu zaman. Bunların ikisi de feta üzere mebni ama ikisi de fi mahalli nas. Çünkü bunlar yine mefulü fi olacaklar bu cümlemizde. Bu şekilde yani sabaha mesae kullanılabilir. Bununla karşılaşabiliriz. Yevme yevme kullanılabilir. Yine görülebilir. Bir diğeri fulanun yenhecu fi hayatihi beyne beyne. Bu biraz ilgincime gitti benim. Beyne biliyorsunuz arasında demek. Falanca kimse ne yapıyor? Yenhecu beliriyor. Fi hayatihi yani ortaya çıkıyor. Onun hayatında. Onun hayatında falanca kimse ara ara beliriyor sayın hocalar. Buradaki beyne de yani zarfı mekan olarak kullanılıyor ve yine feta üzere mebni ikisi de ama fi mahalli nasp olacak çünkü zarfı mekan çünkü mefulü fi aynı şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken mesele zaten konumuz konu itibariyle mebni isimler. Dolayısıyla terkibi mecci olan sayılar, mürekkep sayılar ya da mürekkep zarflar bunlar komple mebni. Ama çok az kullanılıyor. Yani bunlarla karşılaşma olasılığımız, olasılığımız gerçekten az olacak. Şimdi üçüncü bir seçeneğimiz el ehvelül mürekkebe. Mürekkep haller. Hal. Cümlede kullandığımız hal. Ama mürekkep. Ama terkibi mezci. Şimdi öncelikle bu terkibi mezciyi kafamızda oturtmalıyız. İki tane isim yan yana gelecek ve yeni bir isim oluşturacaklar. Yeni bir kelime bir yapı oluşturacaklar. Bunun adı terkibi mezci. Ha ilerleyen derslerimizde terkibi idafi konusu da mutlaka gelecek. O daha kolay bir konu. Terkibi mezci yani iki kelime birbirine mezcedilmiş. Sayın hocalar bu zor bir kelime ama güzel bir konu. Şimdi fulanun cari beyte beyte. Şimdi falanca kimse cari benim komşumdur. Nasıl komşu? Beyte beyte. Ev ev komşumdur benim. Ev ev komşum. Yani e, burada ev ev hal olarak kullanılmış. Beyte beyte. Burada hal olarak kullanılmış. Cümlenin hali ve feta üzere mebni fi mahalli nasf olacak. Biliyorsunuz hal Arapçada mansubatlardan hal mansubatlardan dolayısıyla burada beyte beyte haldir ve fi mahalli nasb olacak. Tesekatu ehvele ehvele. Bu kelime biraz ilginç bir kelime. Ehvele kelimesi. Ayrı ayrı yani müteferrukayni ayrı ayrı iki grup iki grup şeklinde tesekatu dağılın ayrılın cümlesi. Buradaki ehvele ehvele bu da yine hal olarak kullanılmış ve ne olacak? Feta üzere mebni ama fi mahalli nasb olacak. Feta üzere mebni ama fi mahalli nasb olacak. Bu aralarında en az görme ihtimalimiz olan bence terkibi mezci bu sayın hocalar. Yani e, sayı olarak görme ihtimalimiz en fazla olanı sonrasında zarf olarak görme ihtimalimiz fazla. Bence bu mürekkep halleri görebilme ihtimali milyonda bir ee, çok nadirdir hocam. Bence ben belki daha hiç görmedim bunu. Bu kitabın harici başka bir yerde belki ben bunu daha önce hiç görmemiş bile olabilirim. Öylesine nadir bir konu. Ama görürsek bunu tanıyalım. Şimdi tedrib e'rib ma gelenleri irap et alıştırmamız var. İnni ra'aytu ehada aşara kevke az önce söylediğimiz ayeti kerime burada ehada aşara mef'ulü bi olarak zikredilmiş ve ikisi de feta üzere mebni ama fi mahalli nasb. Fen fecerat minhu ifnete aşarate aynen ondan 12 tane göz, 12 tane pınar fışkırdı. Ee, burada da fail bakın. İfnete fail ve elifle merfu. Çünkü müsenna aşrete feta üzere mebni. Ne demiştik? 12 rakamının başı muğrab, sonu mebni. Aleyhe ate aşara yani onun üzerinde 19 tane vardır. Artık ne varsa burada devamında muhtemelen temiz yazılmamış buraya. Muhtemelen sonunda bir temiz var bu ayet-i kerimenin. Tis ate aşara ikisi de bunların fetha üzere mebni sayın hocalar. Şimdi kitabımıza göre biz yedi farklı isim grubunu yani mebni olan isim kategorilerinden yedi farklı çeşidi gördük. İki tane daha var. Görmemiz gereken burada iki satır olarak zikredilmiş. Bunlardan birincisi ismu la ennafiye lil cinsi fi ba'di Yani bazı hallerinde, bazı durumlarda cinsinin nefyeden la'nın ismi. Sayın hocalar. Yani biz mebni isim olarak neyi göreceğiz? Cinsinin nefyeden la'nın ismini göreceğiz. Ama bu her zaman geçerli değil. Yani cinsinin nefyeden la'nın ismi her daim mebni değil. Ama mebni olduğu durumlar da var. Mesela la hasede illa fi ifneten gibi. Bu çok güzel bir konu. Yani Cinsinin efeden la konusu biraz zor. Gerçekten zor. Yani tez yazmaya çalışıyorum malumunuz. Son 40-50 sayfanın tamamı Cinsinin efeden la ile alakalıydı. Dolayısıyla çok teferruatlı e, derinlemesine mütaada edilmesi gereken bir konu. Kitabımız bu konuda da bence güzel şeyler bize ileride hazırlamıştır diye düşünüyorum. O tecidu bulursun el hadise anhu onun hakkında konuşmayı mufassalen ayrıntılı bir şekilde bak kitap burada bize bir göz kırptı. Fi mevdu'ihi fil cümletil ismiye. İsim cümlesi konusunda isim cümlesindeki konusunda konumunda onunla alakalı tafsilatlı bir konuşmayı bulursun diyor kitabımız. Yani bunu ileride göreceğiz. Mebni isimlerden birisi olan cinsini nefyeden la'nın ismini ki her zaman mebni değil ama mebni olduğu haller var. İşte bunu konusu gelince göreceğiz. Nerede göreceğiz? İsim cümlesi konusunda bunu göreceğiz. Diğer bir mebni olan isim türümüz el münada fi ba'de ehvalihi. Bazı durumlarındaki münada. Yani Arapçada münada normalde mebni değil. Ama mebni olan münada da var. Mebni olan münadalar da var. Bunları da göreceğiz. Ve tecidu tafsilehu fi mevda'ihi fil kitap. Kitapta konusu geldiğinde diyor sen onu ne yapacaksın? tafsilatlı bir şekilde onun detayını ne yaparsın bulursun. Böylelikle kitabımızdaki mebni olan daha doğrusu kitabımızda ama Arapça hayatımızda mebni isimlerin 9 farklı versiyonunun 7 çeşidini detaylıca inceledik. Son 2 çeşidini de inşallah cinsini nefyeden la'nın ismi ve münadaa konusunda orada yine mebni olan gruplara özellikle dikkat çekeceğiz. Orada nasıl ve ne şekilde mebni oluyor onları İnşallah gözlemleyeceğiz. Evet şimdi müpteda konusundan önce kitabımızda esmaeun müteferrikatun farklı isimler yani çeşitli isimler diye bir konu başlığımız var. Bir ara konu, küçük bir konumuz var burada. Hunake hunake esmaun uhra mebniyetun. Yani burada ne vardır? Mebni başka isimler vardır. La yecmeuha babun vahidun. Yani ya da bir bap altında, bir konu başlığı altında toplanamayan ya da bir araya getirilmemiş ne vardır başka mebni isimler de vardır ve nahsiruha fima ile. Biz şu gelen şekilde onu sana ne yapacağız? Nahsiruha. Yani onu sana biz e, kısıtlayacağız. Kısırlayacağız onu. Yani kısaca biz sana onlardan şimdi bahsedeceğiz. Birincisi şu. El anemul mahtumu bi veyhi Wayhi ile biten alem özel isimler. Ne gibi? Sibeveyhi gibi ya da naf, niftaveyhi gibi sayın hocalar Fenekulu sen şöyle dersin. Ketebe sibeveyhi evvele kitabin fin nahvi. Sibeveyhi nahiv ilminde ilk kitabı yazdı. Şimdi burada sibeveyhi faildir ve kesre üzere mebnidir. Ama fi mahalli reftir. Çünkü faildir. Yine e'lemu ben biliyorum ki enne sibeveyhi huve sahibul kitab. O kitabın sahibidir sibeveyhi. Burada yine enne sibeveyhi dediğimiz için sibeveyhi ismu enne ennenin ismidir kesre üzere mebnidir ama fi mahalli astır. Ya da diğer bir seçenek garatu kitabe sibeveyhi sibeveyhinin kitabını okudum Burada da sibeveyhi ne oldu? Muzafın iley oldu. Yani kesre üzere mebni ama fi mahalli cer oldu sayın hocalar. Aslında bu sibeveyhi gibi isimler muhtemelen bunlar da terkip ama bunları kitap başka bir yerde değil de burada bir çatı altında toplamaya çalışmış. Dolayısıyla dolayısıyla bu bizim için önemli. Veyhi ekiyle biten veyhi ekiyle biten isimlerde özel isimlerde Arapçada mebni ne üzere mebni kesre üzere mebni. İkinci seçeneğimiz mekane sebben mekane sebben lil müennesi ala vezni faali ve la yekunu illa fil nidai ve yubna alal kesr. Bak ne kadar uzun bir konu başlığı. Faali vezninde faali vezninde müennes için sebben hiciv olan hiciv olan ve ancak nida da bulunan ancak kendisine nidada bulunulacak ve kesre üzere mebni olacak. Şöyle söyleyelim. Bayan ismi göreceğiz. Feali vezninde bayan isimleri ama kendisine münada şeklinde hicivde bulunulacak. Sayın hocularım, İşte bu bizim için bir mebnilik vesilesi. Ya Haberfi, ya Fesakı gibi. Yani Haberfi işte pislikten gelse. Ya habati ey pis bayan olur bunun manası. Ve habati burada münada ve e, kesre üzere mebni fi mahalli nas. Ya fesaki bu da fıskı fucurdan gelse ey günahkar bayan olur. Bunun da anlamı bu da kesre üzere mebni ama fi mahalli nas olacak. Çünkü münada sayın hocalar. Burayı anladık mı? Yani feali vezninde kendisine münada şeklinde hiciv yapılan bayan bayana delalet eden kelimeler de bunlar da kesre üzere mebni olacak ama mutlaka münada olarak kullanılmaları lazım. Dolayısıyla fi mahalli nasb olacaklar. Üçüncü seçeneğimiz. Mâ alemen alâ müennetin alâ vezni feâli eydan mitle hazâmi secâhi gibi. Bu biraz daha kolay. Bu biraz daha kolay. Feali vezninde gelen müennes alem isimler. Feali vezninde gelen müennes bayan isimler bunlarda mebni, hazami gibi seca bu ikisi de bayan ismi. Yani bizdeki Ayşe Fatma gibi hazami ve secahi bu ikisi bayan ismi. Ve diyor bunlar yubne alal kesri kesre üzere mebni olurlar. Bakalım. Kezebet secahi. Secahi yalan söyledi. Secahi burada fail. Kesre üzere mebni. Fi mahalli İnne secahi lekâzibetun. Secahi mutlaka yalancıdır. Burada da secahi innenin ismi kesre üzere mebni fi mahalli nasb. Lanetullahi ala secahi. Allah'ın laneti secahinin üzerinedir. Secahi burada yine kesre üzere mebni ama fi mahalli cer olacak sayın hocalar. Bu biraz kolay. Yani biz nerede feali vezninde bir bayan ismi görsek kesre üzere mebni sayın hocalar. Dördüncü konu başlığımız şu. Ez zuruful mübhemetu. Elleti bu çok ilginç bir ilginç bir konu. Elleti kutiat anil idafet lafzen la ma'na. Lafzen izafetten kesilmiş ama manen değil. Bakın bir daha söyleyeyim. Manen değil. Lafzen izafetten kesilmiş mübehem zarflar da mebni. Gablu gibi, ba'du gibi, evvelu gibi ya da alle gibi. Alle. Alle'yi ben ilk defa gördüm. Biraz araştırdım bunu. Belki manasına geliyormuş alle. Biraz ilginç. Belki bu başka bir kelime de olabilir ama benim şu kısa vakitte araştırmam alle sonucuna ben ulaştım. Belki bu değişik bir maddede başka bir kelime de olabilir. Ama şu an biz bunu alle olarak not edelim. Bir daha söyleyelim. Manen değil. Manen değil. Lafzen izafetten kesilmiş mübehem zarflarda mebni. Bakalım. Mesela Ya'melu Zeydun el ane fis sahafeti. Zeyd şimdi gazetede çalışıyor. Ya'melu Zeydun el ane fis sahafeti ve min kablu üstâden. Yani bundan önce öğretmendi. Bakın burada kablu var mesela. Bundan önce öğretmendi. Burada kablu kullanılmış damme üzere mebni ve fi mahalli cer olacak minden dolayı. Şimdi kitap bize bunu açıklayacak. Kablu burada nasıl mebni oldu ya da manen değil, izafeten yani manen değil de lafzen izafetten kesilmek nasıl oluyor? Onu bize açıklayacak. Bakınız. Fe kelimetu kablu zarfun kablu kelimesi bir zarftır. Bir zarftır. Yutle bu muzafın ile. Yani kendisine bir muzafın ile isteyen bir zarftır kablu. Mesela ne deriz mesela? İşte kables saati diyoruz ya mesela bir saat önce gibi kablel yevmi kable bida eti mesela başlamasından önce gibi kable kendisine bir muzafını isteyen bir zarftır. Ancak lakinnehu ancak o huzife huzife hasfedildi lil alemi bihi yani ya da e, lakinnehu huzife lil ilmi bihi ya da bilinmesi için burada ne yapıldı ya da bilindiği için bilindiği için yani muzafın ileyhi bilindiği için burada e, kablenin muzafın ileyi hasfedildi. Ey yani yani kâne min kabli yani, amelihi yani, fi yani, sahafeti yani gazetede çalışmadan önce kabli ameliği çalışmadan önce üstazen öğretmendi. Fel mudafi ile izen o zaman muzafın ile mevcudun fi zihni zihinde mevcuttur ama mahzufun fil kelam. Kelamda hasfedilmiştir. Ve hâzâ ma'na kavline o zaman bizim sözümüzün manası bu da bizim şu sözümüzün manasıdır ki inne zarfe in kata'a anil izafeti lafzen la ma'na yani zarfın zarf izafetten kesilmiş olacak ama lafzen kesilmiş olacak, manen kesilmiş olmayacak. Eğer böyle olursa, bütün bu söylediklerimiz gerçekleşirse ve ala zalike tura bu kable, kable şöyle irab edilir huna burada zarfu zaman damme üzere mebni fi mahalli cer minden dolayı. Buna sebep olan ne? Li inqita'ihi anil izafete lafzen la ma'na. Yani izafetten lafzen kesil yani nasıl söyleyelim? izafetten lafzen kesilip manen kesilmediği için gablu burada mebniye dönüştü sayın hocalar. Şimdi biz tabii ki işte gablo e, gablo nereden geldiyse gablu, gable, gabli mesela bak bunları gable mesela çok fazla kullanılıyor ama gablu da olabilir. Bu her zaman içimizde bir tereddüttür bazen. Acaba gable mi okumalıyım, gablu mu okumalıyım? Demek bakın nerede gablu olduğunu öğrendik. Eğer eğer gable eğer gable e, lafzen izafetten kesilip manen izafetten kesilmezse evet manen kesilmeyip lafzen izafetten kesilirse o zaman neye dönüşüyor? Damme üzere mevniye dönüşüyor sayın hocalar. ilginç bir konu. Beşinci konu başlığımız bu daha kolay. Bu gerçekten gabludan sonra yüreğimize su serpecek. Kelimetu emsi, emsi kelimesi İzâ dellet alel yevmis sâbikı mübeşşareten. Yani mübeşşareten direkt, direkt emsi kelimesi e, geçen güne delalet ederse, yani düne delalet ederse, eğer emsi kullandığımız cümlede dün manasına delalet ederse, feyubne alal kesri, kesre üzere mebni olur. Ne gibi? Mada emsi dün geçti. Mada emsi, buradaki emsi fail, emsi fail kesre üzere mebni fi mahalli ref zurtu sadiqi emsi arkadaşımı dün ziyaret ettim buradaki emsi mefulu fi olur zarfu zaman yani kesre üzere mebni fi mahalli naz Acip min emsi yani dünden dolayı şaşırdım aciptu min emsi buradaki emsi de yine kesre üzere mebni fi mahalli cer olur sayın hocalar. bu kolay yani emsi kolay 6. maddemiz ba'du zurufi bazı zarflar var şimdi. Mebni olan bazı zarflar. Mesela iz ya da el ene ya da hayfu. Bunlar mebni. Fetekulü sen dersin ki arafne es seadete iz Yani biz çocukken biz çocukken mutluluğu öğrendik. Çocukken mutluluğu öğrendik. Zarfu zarfu lima mada mine zamani zarfu lima Mada Min zamani mebnun ale sükün fi mahalli nas. Şimdi iz burada zarfu zaman. iz burada zarfu zaman ve sükün e, sükun üzere mebni fi mahalli nasb. Sayın hocalar. Vel cümletu ve vaqiatun fi mahalli cer <laughs> mudafun ile. Bu geçen gün üzerinde durduğumuz bir konuydu. Biz orada bunu ne olarak gördük? İza olarak gördük. Hani İza'dan sonra gelen cümle İza'nın muzafın ileyhi kabul ediliyordu ya sayın hocalar. Aynısı iz için de geçerli. Kitabımız izin sükun üzere mebni bir zarf zarfu zaman olduğunu, fi mahalli nasb olduğunu ve künna sigaran cümlesinin de izin muzafın ileyhi olarak fi mahalli cer olduğundan bahsediyor. Yani izâ gibi tıpkı izâ gibi iz de kendisine muzafın iley alıyor sayın hocalar. İnnehu ya'melu el Şimdi de el ane zarfı zamanına bakalım. El zaten başka ne için kullanılabilir ki? El ane zarfı zaman feta üzere mebni ve fi mahalli nasb. Bu cümlede de diğer cümlelerde de yine böyle olacak. İclis haythu sadikuke calisun. Şimdi haysu neydi? Haysu zarfı mekandı değil mi? Yani e, eyle manasında. Haysu zarfu mekandı yani eyne manasında. O zaman bu cümleyi nasıl tercüme edeceğiz? İclis otur. Haythu sadikuke calisun. Arkadaşının oturduğu yere otur. Arkadaşının oturduğu yere otur. Burada haysu ne olacak o zaman? Zarfu mekan. Zarfu mekan yani mefulüfi fi. Damme üzere mebni fi mahalli naz olacak. Vel cümletul ismiyetu ba'dehu fi mahalli cerrin mudafın iley. Kitap aynı şeyi Haysu içinde söyledi. Yani tıpkı iz ve ize nasıl kendine muzafın ile alıyorsa Haysu da aynı şekilde bu sadikuke calisin diyor. Haysu'nun nesidir? Muzafın ileyhi olarak fi mahalli cer olacak cümle şeklinde sayın hocalarım. Evet şimdi burada irap alıştırma bölümümüz var. Tedribun e'rib el kelimatil mektubete bi hattin vadihin senestedricuhum min haythu la ya'lemun yani bilmedikleri yerden min haythu la ya'lemun haysu ne dedik mebni ve zarfı mekan fi mahalli cer burada minden dolayı el ane ci'te bil hak şimdi ne geldi sen hakla geldin şimdi sen hakla geldin el ane mebni fi mahalli nasb çünkü mefulufi zarfı zaman ve zkuru iz entum kalilun. Yani siz az olduğunuzda zikredin. Az olduğunuzda iz ne demiştik? Zarfu zaman fi mahalli nasb sükun üzere mebni entum kalilun da izin muzafın ileyhi aynı zamanda lillahi'l emru min kablu ve min ba'du hemin min kablu hemin min ba'du ikisi de burada mebni çünkü ne dedi kitabımız? Gablu ve ba'du için özellikle Bunlar izafetten kesilmişlerse ama lafzen olacak, manen olmayacak. O zaman mebniye dönüşüyorlardı. Dolayısıyla gablu ve ba'du için mebni diyebiliriz bu ayeti kerime de sayın hocalarım. Evet konumuz güzeldi. Biraz e, bugünkü dersimizde farklı farklı yerlerden bahsettiğimiz için böyle zihnimizin çorbalaştığını <laughs> hissettirmemiz mümkün yani hissetmiş olabilmemiz doğaldır. Ama kafamıza takılan yerleri bir daha videodan izlersek inşallah çok da böyle karman çorman bir ders olmadığını ama bahsettiğimiz şeyin sayısı çok olduğu için bize öyle gelmiş olabilir ama neticede güzel bir dersle konumuzu noktalamış olduk. İnşallah bundan sonraki dersimiz kısmet olursa isim cümlesinden başlayarak mübteda ve haber bunların arasındaki bütün ilişkileri derinlemesine inceleye inceleye çok güzel. Çok temel bir konuya başlamış olacağız. Sayın hocalarım, kitabımızın 93. sayfasına da gelmiş bulunduk.